Beslenme ve diyet uzmanı doktor öğretim üyesi Özlem Persil Özkan dondurulmuş gıdalarla ilgili ön yargıları yıkacak açıklamalar yaptı. Özkan, besin değerlerinin korunduğu ve zaman açısından da pratiklik sağlayan dondurulmuş sebzeler sayesinde yeterli olmayan sebze tüketiminin arttığını da söyledi. Pandemiyle beraber insanların evden çalışmaya başlıyor olması, dışarıdan yemek sipariş vermekten çekiniyor olması dondurulmuş ve tüketime hazır gıdaların tüketilme sıklığını artırmış olabilir. Yıkanmış, ayıklanmış, pişirmeye hazır bir şekilde dipfrizde bekliyor. Ve dolayısıyla da bu da kullanım kolaylığı sağlıyor, zamandan tasarruf sağlıyor insanlara. Dondurma işlemi aslına bakarsanız diğer alternatif besin muhafaza yöntemlerine göre, yani kurutma ya da konserve yöntemine göre çok daha besin değerini koruyan bir işlem dondurma yöntemi. Dolayısıyla besinleri dondurarak sakladığınızda en yüksek düzeyde besin değerini korumuş oluyorsunuz. Lezzetini korumuş oluyorsunuz. Orijinal rengini korumuş oluyorsunuz besinlerin. Ama burada dikkat etmek gereken bir nokta var. Dondurma öncesinde ve dondurma sonrasında, yani pişirmeye hazırlarken ürünü çözündürme esnasında dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar var. Örneğin çözündürülmüş bir ürünün tekrar asla dondurulmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra besinleri çözündürürken uzun sürede çözülmesi gereken örneğin et ürünleri mutlaka dipfrizden çıkardıktan sonra buzdolabının soğutucu kısmında çözündürmek lazım. Ya da fırınların çözündürme ayarında çözündürmek lazım. Oda ısısında çözündürmek doğru değil. Çünkü o zaman mikroorganizma faaliyetini başlatmış, arttırmış oluyorsunuz. Bir de tabii iyi pişirmek lazım. İyi pişirdiğiniz zaman ısıya dayanıksız olan mikroorganizmaları yok ediyorsunuz.